Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son derece pratik, çok az malzemeyle hazırlanan ve çok nefis bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Görüntüsü çok şık fakat yapılışı gerçekten çok kolay. Tazeliğini uzun süre kaybetmeyen bir tarif. Muhafazalı bir kap içerisinde 2-3 hafta kadar ilk günkü tazeliğini koruyor. Eğer dilerseniz kurabiyeler pişip soğuduktan sonra dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Ben o şekilde de yapıyorum. Daha sonra dondurucudan çıkardığımız zaman da ilk günkü tazeliğinde ikram edebilirsiniz misafirlerinize veya kendiniz keyifle tüketebilirsiniz. Sizleri bekletmeden hemen bu nefis tarifimin yapılışına geçiyorum. Tarçınlı papatya kurabiyelerimi nasıl hazırladığımı hadi buyurun hep birlikte izleyelim. Çok az malzemeli ve nefis mi nefis tarçınlı kurabiyelerimiz için ihtiyacımız olan malzemeler. 150 gram oda sıcaklığında tereyağı kullanıyorum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz fakat tereyağıyla olduğu zaman lezzetinin çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Tereyağı gerçekten, hele bir de gerçek tereyağı ise kullandığımız, çok muhteşem bir lezzet katıyor. Bir adet yumurta kullanıyoruz. 1,5 su bardağı pudra şekeri. 1 tatlı kaşığı tarçınım var. Yarım paket kabartma tozu kullanacağım. Yaklaşık 3 su bardağı civarında da un kullanacağım. Önce yumurtayı tereyağın üzerine kırıyorum. 1,5 su bardağı pudra şekerini de ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tarçını da ilave ediyorum. Ve bu malzemeleri önce bir karıştırıyorum. Böyle mis gibi tarçın kokulu, uzun süre bayatlamayan çok güzel bir kurabiye çıkacak ortaya. İsterseniz bu kurabiyeleri piştikten sonra dondurucuya kaldırıp daha sonra dilediğiniz zaman çıkartabilirsiniz. Dondurucuda saklamak için de çok elverişli bir kurabiye. Şöyle karıştırıyorum. Malzemelerimi güzelce karıştırdım. Şimdi unumu ekleyeceğim. Yaklaşık 3 su bardağı civarında un kullanacağım. Her zaman olduğu gibi son bardağımı kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Unumu eleyerek kullanıyorum. Eleyerek kullandığımız zaman daha pürüzsüz bir hamur olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle bir bardak daha ekliyorum. Kabartma tozunu da ilave ediyorum. Şu an 2,5 su bardağı un ekledim. Ve hamurumu karıştırıyorum. Kurabiye hamurunu hazırladım arkadaşlar. Böyle yumuşak, ele yapışmayan bir hamurumuz oldu. Şimdi hamurumu 15-20 dakika buzdolabında bekleteceğim. Üzerini streçle kapattıktan sonra ve daha sonra şekil vereceğim. Hamurumu 15-20 dakika dolapta beklettim. Sonra bu şekilde bir beze koparttım ve yuvarladım. Şimdi üzerine pişirme kağıdı sereceğim ve merdane ile açacağım. Şöyle merdane yardımıyla hamurumu açıyorum. Hamurumu merdane yardımıyla açtım. Ben hamuruma şekil vermek için bu şekilde papatya kurabiye aparatı kullanacağım. Bu şekilde bir aparatınız yoksa normal kurabiye kalıplarıyla veyahut da bardakla yuvarlak şekiller verebilirsiniz. Ortaya bu şekilde bir papatya kurabiye çıkıyor. Hemen pişirme kağıdı serili tepsime alıyorum kurabiyelerimi. Ve aynı şekilde bastırıyorum. Kurabiyelerimi fırın tepsime yerleştirdim. Şimdi üzerlerine şöyle birer tane damla çikolata koyuyorum tam ortasına. Bu şekilde daha şirin gözükecek inşallah kurabiyelerimiz. Şöyle
damla çikolataları yerleştiriyorum. Çok az malzeme ile çok güzel kurabiyeler hazırladık. Hazırlaması çok kolay, sunumu çok şık. Nefis kurabiyeler oldular. Hazırlamış olduğum kurabiyelerimi önceden ısıttığım 170 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişireceğim. Kurabiyelerim pişerken ben de hamurumun geri kalanını hazırlayacağım. Ve kurabiyelerim pişti. Toplamda 3 tepsi çıktı. Birbirlerine yapışmaması için biraz aralıklı koymuştum. Ve 55 tane kurabiyem oldu bu şekilde. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bakın gerçekten çok sevimli, çok miniş kurabiyeler oldular ve de çok lezzetliler. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kurabiye. Ben şimdi kurabiyelerimi servis tabağıma alacağım ve servis yapacağım. Tarçınlı papatya kurabiyelerimi servis tabağıma alıyorum. Gerçekten çok nefis oldular arkadaşlar. Hem görüntüsü çok şirin, hem lezzeti çok güzel. Hazırlaması da oldukça pratik ve az malzemeyle hazırlıyoruz. Bu kadar az malzemeyle bu kadar kısa sürede yapılan bir kurabiye ancak bu kadar güzel olabilirdi. Gerçekten muhteşem görünüyorlar ve tadı da çok güzel. Ben bir tanesinin tadına bakmıştım. Zaten dediğim gibi daha önceden benim çok sık yaptığım bir tarif. Daha önce ben kalp şeklinde yapıyordum. Kenarlarını delerek kurdele bağlıyordum. Görüntüsü böyle daha şık oluyordu fakat oyalayıcı oluyordu. Böyle hem çok kolay hem yine aynı lezzette muhteşem kurabiyelerimiz oldu. Şöyle bakın. Çok da güzel bir şekilde pişti. Bisküvi tadında. Benim kızım da çok seviyor bu kurabiyeyi. İçerisinde tereyağı olduğu için ben de güvenle veriyorum. Deve bisküvisi vermek yerine bu şekilde kendim evde yaptığım, içerisine ne koyduğumu bildiğim ürünleri vermek bana daha çok cazip geliyor. Eğer ki dokusunu merak ediyorsanız bisküvi tadında ağızda dağılan çok güzel bir dokusu var. Ve çok lezzetli. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tariflerimi izledikten sonra beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni ve çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.